Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog günü arkadaşlar. Uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım var ortaokuldan ve bugün onunla görüşeceğiz. O yüzden de vloglamaya karar verdim. Hani gün içinde neler yaptığımı, nasıl geçirdiğimi ya da arkadaşımla neler yaptım belki görmek istersiniz. O yüzden vloglamaya karar verdim. Şimdi hazırlanmaya başlayacağım. Karaköy'de buluşacağız. Yani buradan minibüs, metro yapacağım. O yüzden birazcık da yolum uzun ve geç kalmamam lazım. Deyip geç kaldı. Genelde her yere geç kaldığım için. Umarım buna geç kalmam. Böyle bakalım. Vlog inşallah güzel olur. Keyifle izlersiniz. O zaman şimdi hazırlanmaya başlayalım. Ve hazırlarken de sizi yanımda götüreceğim. Yani bugün her yeri sizi yanımda götüreceğim. Her şeyi çekmeye çalışacağım. Umarım güzel bir vlog olur. Başlıyoruz. Şimdi artık çıkabiliriz. Zaten geç kaldım her zamanki gibi. Ve görüşürüz. Evet arkadaşlar biz buluştuk. Ve canım arkadaşım Zülal. Sizi tanıştırayım. Merhaba. Yıllar sonra buluşabildik. Beni özledin mi? Tabii ki. Burada buluşabildik. Yani güzel bir gün olacak. Akşam oldu. Böyle şimdi bir yerlerde oturup dedikodu yapacağız. Bana şey gibi çevirince. Evet. Aynen, bana şey gibi bakıyor. Yani yıllar sonra sanki aşkına kavuşmuş gibi bakıyor. Ama gerçekten bayağı oldu. Yani en son ne zaman? Görüştük. En son liseye başlamıştık falan liseye değil mi? Başlamıştık ve şu üniversite an bitiyor. Şu an üniversite bitiyor. Üniversite dördüm yani mezun olacağım o da. Yani bayağı oldu. Bayağı konuşacak şeyimiz var. Şimdi bir yerde oturacağız. Kahve mavi bir şeyler içeceğiz. Böyle. Thank you.
artık ayrılıyoruz. Çok güzel bir gündü. Değil mi? Yes. Bayağı güzel konuştuk. Hoştu. Yani öyle. Eskileri yadettik. Dedikodu yaptık. Ne sormak istersin? Haftaya tekrar görüşeceğiz. Aynen öyle. Artık hep birlikteyiz. Pijama partisi falan da yaparız. Kız kıza. Öyle güzel yani. Şimdi ayrılıyoruz artık. Evlere gidiyoruz. Çok da video çekemedim çünkü bayağı konuştuğumuz için öyle kaldı. Böyle. İyi o zaman. Hoşçakalın. Sonunda eve geldim. Çok güzel bir gün geçirdim. Karaköy çok kalabalıktı. Kalabalık olduğu için tabii ki yoruldum. Çünkü sakin bir yerlere alışkınım. Böyle kalabalık beni yoruyor. Ama oranın ortamı bence başka. Yani çok güzel bir sokak. Çok güzel kafeler var. Küçük kahve dükkanları var. Kahveni alıyorsun, oturuyorsun, sohbet ediyorsun. Şirin dükkanlar var. O yüzden seviyorum orayı. Ama en önemlisi tabii uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşımla görüştüm. Ya biz sanırım en son orta sondu galiba. İzmir'e taşındım. İster istemez aramıza bir mesafe girdi. Çok yakın arkadaşlık ortaokulda. Lise 1'de bir kere falan görüştük. Sonra ne o beni aradı ne ben onu aradım. Öyle bir kopukluk oldu. Ama uzun zaman görüşmesem bile böyle arkadaşını tekrar buluştuğunda o eski tadı alabilmek bence çok başka, çok güzel bir şey. Ya işte şunu yapmıştık hatırlıyor musun? Şöyle olmuş, böyle olmuştu. Biz de çocuktuk, çok kavga ediyorduk Züler'le. Sürekli tartışıyorduk. İşte sen bunu şöyle yapmıştın, böyle demiştin. Onları konuştuk. Bir şeyler çekmeye çalıştım ama çok kalabalıktı. O yüzden insanları rahatsız etmek istemedim. Bir de muhabbet çok güzel olunca elime kamerayı alamadım. Benim hani ortaokul lise arkadaşlarımın küçüklükten gelen arkadaşların yeri bende ayrı. Çünkü çok uzun bir süre zaten oluyor arkadaşlığım. Bir de o saflık, o duygu, o zamanki arkadaşlıklar çok farklı oluyor. Böyle arkadaşlar, size kahve köşemi göstermek istiyorum. Ya evde değişiklik yapmayı seviyorum. Hep aynı eşyalar bir süre sonra insanı sıkıyor. Ben de o sıkılanlardanım. En azından eşyaları değiştirmesem de bari hani farklı bir şeyler alarak, mutfağa renk katarak ya da salona ya da odama bir şeyler katmayı sevdiğim için şöyle bir kahve köşesi yaptım. En azından ya da arkadaşlarım geldiği zaman, kahve içmekleri istediği zaman ya da bir şey içmek istedikleri zaman seç beğen al gibi bir şey. Hangisini istiyorsan, ne istiyorsan bak. Hem de güzel duruyor diye düşünüyorum. Carrefour'dan ben şöyle bir... Ne oluyor bu ya? Kapı oluyor herhalde değil mi böyle? Böyle bir kap aldım. İçi geniş. Ya isterseniz kuru kahvenizi koyarsınız. Ya da böyle benim gibi paket ürün koyabilirsiniz. Ben şu an böyle koydum. Diğerine de Türk kahvesini dökeceğim. Hem de üzerinde çok böyle güzel tatlı figürler var. Benim hoşuma gitti. Nescafe Gold. Yani kafeinsiz. Kafein bazen insanı rahatsız edebiliyor, uykuyu kaçırabiliyor. Özellikle tamam final vize döneminde evet kafein istiyorum. Çünkü uyumamam gerekiyor. Ama normal zamanlarda böyle geç vakitte içtiğim zaman benim uykumu etkileyebiliyor. O yüzden kafeinsiz deneyeceğim. Eğer ki aynı aromayı alabilirsem buna devam etmeyi düşünüyorum. Bir de farklı kahveler yapmak istiyorum. En azından çok fazla kafein de vücuduma almam diye düşünüyorum. Sağlıklı olmak. Yani sağlıklı olurum belki. En azından sağlıklı olmak iyidir. Bunu deneyeceğim. Eğer beğenirsem zaten söylerim. Yani siz de merak ediyorsanız bence alın bir bakın. Havalar soğumaya başlayınca böyle sıcak kahveler güzel oluyor. Karamel sos aldım. Karamele zaten bayılıyorum. Kahvede de çok güzel yakışıyor. Sanırım benden bugünlük bu kadar. Çünkü başka bir şey kalmadı. Üzerimi değiştirip artık dinlenme moduna geçeceğim. Buraları falan toplarım. Yani ev hanımı mod 10 gibi bir şey. Böyle arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.